Tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifi, terörle mücadele kanunu yüzünden tutuklanmış öğrencilerin davalarını takip ediyor. Tutukluluk süresince sessizliğe, yalnızlığa mahkum edilen öğrencilerle dayanışıyor, davalar, tutukluluk koşulları ve öğrencilerin eğitim durumları hakkında Türkiye kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor. Batı Şeria'daki Filistin köyü Bilin halkı, Ocak 2005'ten beri her cuma Batı Şeria bariyerlerine karşı barışçı protestolar düzenliyor ve bütün dünyadan aktivistlerin desteğini alıyor. Köy halkı, inşaatı durdurmak ve yapılmış duvar bölümlerini sökmek amacıyla duvara kadar yürüyor ve her defasında İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaşıyor. Macaristan'daki Romedya Vakfı, Avrupa'da ayrımcılığa maruz kalan 12 milyon Roman'la ilgili ön yargıları kırmak, Roman etnik kimliğine ilişkin pozitif algı yaratmak için çalışıyor. Bu amaçla romanları içeriden bir gözle anlatan videolar hazırlıyor, multimedya kampanyaları yapıyor. Diyanet, Türkiye'de kürtaj yasası tartışılırken ortaya atılan kürtajın yasaklanması önerilerine tepki olarak "Bu benim kararım" kampanyasını başlattı. Kampanyaya katılan yüzlerce kişi kendi cümleleriyle çekilen fotoğraflarla kürtaj yasağına tepkisini gösterdi. Lübnan asıllı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Mark Cabin, çocukken ailesiyle Lübnan'dan Amerika'ya geldiğinde kendisini ötekileştirilmiş hissetti, spor sayesinde bunu aştı. Bugün onun başlattığı Yalla programı San Diego bölgesindeki 200 genç mülteciye spor eğitimi veriyor, gençlerin topluma entegre olmasını kolaylaştırıyor. LGBTT aileleri İstanbul grubu, çocukları lezbiyen, gay, biseksüel, travesti veya transseksüel olan bir grup cesur anababadan oluşuyor. Grup, aylık toplantılarla insanların tecrübelerini paylaşmalarını sağlıyor. Ailelerine yeni açılmış ya da açılmayı düşünen LGBTT bireyleri böylece başka anababalarla tanışıyor. Aileler arasında yakın ilişkiler kuruluyor. İngiltere'deki Nefret Değil, Ümit inisiyatifi, İngiliz Milliyetçi Partisi ve İngiliz Savunma Ligi'nin nefret politikalarına karşı gazeteler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve ünlülerin desteğini alarak mücadele ediyor, ırkçıların örgütlendiği yerlerde çalışmalar yapıyor. Yalnız Değilsin Van kampanyası, Ekim 2011'de Van depreminin hemen ardından başladı. Bir blog kuruldu ve yardım faaliyetleriyle ilgili sosyal medya ve bölgedeki gönüllülerden, köylerden gelen bilgiler, haberler taranıp günlük ihtiyaçlar derlendi. İnisiyatif, Türkiye içinden ve dışından bağışta bulunmak isteyenlere yol gösterdi. Bir afet koordinasyon merkezi gibi çalıştı. Bosna Hersek'ten Masa Mirković, 2011 yılı boyunca Yeni Nesil Derneği bünyesindeki çalışması sayesinde şiddet mağduru çocuklar ve sokak çocukları için bir bakım merkezi kurulmasını sağladı. Genç gönüllerinin sayısı 100'ü aşan merkez, çok sayıda çocuğa koruma, yiyecek ve kıyafet sağlıyor. Hindistanlı gazeteci ve aktivist Triveni Acharya, Bangladeş, Nepal, Hindistan gibi ülkelerden kaçırılan insan ticareti kurbanlarının rehabilitasyonu için çalışıyor. Ölen eşi Balkrishna Acharya'nın 2000 yılında insan ticaretiyle mücadele amacıyla kurduğu Rescue Foundation, yılda yaklaşık 300 kızı kurtarıyor. Danışmanlık ve sağlık hizmeti almalarını, iş bulmalarını sağlıyor. Pink Armenia, Public Information and Need of Knowledge, 2007'den beri Ermenistan'da LGBTT alanında çalışmalar yürütüyor. Amaç, toplumda farklılıkların kabul edilebilmesi ve ayrımcılığın önlenmesi. Pink Armenia, devletin de katılımını sağlayarak insan haklarını geliştirmeye çalışırken, gençleri güvenli seks konusunda bilgilendirmek için de çaba harcıyor.
Dışarıda Deli Dalgalar inisiyatifi 2008'den beri Türkiye hapishanelerindeki siyasi tutuklularla dayanışıyor. Gönüllüler oluşturdukları fonla hapistekilere kitap, kırtasiye ve mektup yolluyor. Cezaevlerinden gelen binlerce mektubu delidalgalar.com sitesinde yayınlıyorlar. Dışarıdakilerin çektikleri fotoğraflarla hapishanedekilerin yazdıkları öyküleri siteden herkesle paylaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Dr. Benjamin Labrot, Floating Doctors programıyla az gelişmiş ülkelerin ücra köylerine sağlık hizmeti götürüyor. Son iki yılda gönüllü ekibiyle birlikte Haiti, Honduras ve Panama'da yaklaşık 13 bin hastaya baktılar. Su tesisatları ve sakatlar için rampalar gibi küçük projeler de yürütüyorlar ve buralarda sabit klinikler kurmayı planlıyorlar. Uganda'dan James Kitio, Gölgelik Durak Projesi ile Kampala'da kilometreler boyunca tek durağın bulunmadığı güzergahlara 45 gölgelik bekleme noktası inşa edilmesini sağladı. Bu gölgeliklerde emzirmenin önemi ve rahim kanseri gibi bölgedeki temel kadın sağlığı ve halk sağlığı konularında insanlara bilgi veriliyor.